Selamlar. Birazdan Rusty derlecisi ile birlikte ufak bir giriş yapacağız ve her programcının genelde başlarken yazdığı Hello World programını yazacağız. Ama öncesinde Rust hakkında ufak bilmemiz gereken bazı kavramlar var. Her Rust programı, yani çalıştırılabilir Rust programı, function main ile başlıyor. Burada main fonksiyonu şu anlamda önemli. Eğer çalıştırılabilir, yani burada kütüphane dediğimiz, library dediğimiz dosyalar da var ama biz çalıştırılabilir bir dosya yapacağız şu anda. Her çalıştırılabilir dosya mutlaka main fonksiyonunu arıyor. Biz fonksiyon deklarasyonunu da function, yani fn ve main yazdıktan sonra parantezlerimizi açıyoruz. Devamında da süslü parantezler açıp kapatarak veya işte eğri parantez diyebilirsiniz. İngilizce'de curly brackets şeklinde geçiyor. Bunlar arasına ana kod bloğumuzu yerleştiriyoruz. Burada birden çok dosyamız da olabilir ama hepsinin birbirleri içerisinde çağrıldıksalar bile ve birbirleri içerisinde çağrıldıktan sonra çalıştırılabilmesi için yine gelip main fonksiyonda, yani ana kod bloğunda çalıştırılmaları gerekiyor. Biz bugün burada basit bir çıktı, ekrana çıktı veren bir fonksiyon yazacağız. Bu da println makrosuyla oluyor. Şimdilik makro fonksiyon şeklinde kafanızı karıştırmak istemiyorum. Onun için şu anlık bunu böyle kabul edelim. Println makrosuyla ekrana Hello World yazacağız. Bunun için dikkat etmemiz gereken bazı kurallar var. Çift tırnak açarak Hello World'u başlatıyoruz ve çift tırnakla yine kapatıyoruz. Parantezleri unutmuyoruz ve bizim yine kırmızı çizgimiz dediğimiz aslında noktalı virgül. Her bir bu bölüm bir ifade. Println ifadesi Hello World'u ifade ediyor. Rust programlama, yani Rust compiler'a bunu verdiğimiz zaman bize Hello World çıktısı olan bir ifadeyi belirtiyor. Her ifade de mutlaka noktalı virgülle bitiyor. Bazı özel durumlar var fakat genel olarak bizim Rust fonksiyonlarının çoğunda hep ifadeleri noktalı virgülle bitireceğiz. Bunu derleyebilmek için de CMD dedim, yani CMD'de Rust C Hello World RS yazarak bunu çalıştıracağız. Öncelikle bir derleyicinin çalışma mantığına bakalım. Genel olarak derleme aşamaları aslında önce bir kaynak kodun, yani source code dediğimiz dosyanın, bizim oluşturacağımız hello world.rs yani nokta .rs dosyasının kaynak kodunun incelenmesiyle başlıyor. Devamında bu inceleme sonunda bunlar derleniyor, eğer geçerlerse ve obje dosyalarına çevriliyor. Bu obje dosyaları da temel olarak bir linker vasıtasıyla birleştirerek executable file dediğimiz, yani çalıştırılabilir bir dosyaya dönüştürülüyor. Bütün bunlar en basit şekilde hale getirebileceğimiz derleme aşamaları. Bir sonraki videoda ne demek istediğimi daha çok sonra anlayacaksınız. Şimdilik çok 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 basit bir uygulama yaparak bir hello world diyelim. İşin teori kısmını bırakalım. Ben genelde belgelerde çalışıyorum. Rust Tutorials diye bir klasör oluşturdum. Siz de istediğiniz adı verebilirsiniz ama arada mutlaka boşluk bırakmayın. Alt tire kullanın, normal tire de değil. Rust çok fazla sevmiyor. Normal tire de kullansanız bunu bastırmanın bazı yolları var ama hani alt tire kullanın, günümüz güzel olsun diyelim. Şimdi ben burada yeni bir klasör oluşturuyorum ve hello Rust şeklinde bir klasör oluşturup bu klasöre giriyorum. Bakın, IDE veya herhangi bir text editör şu anda kullanmıyorum. En basit haliyle size bir Rust giriş dersi yapmaya çalışıyorum. Sağ tıkladım, yeni dedim ve bir metin belgesi oluşturdum. Burada yeni metin belgesinin ismini ben hello alt-rust.rs, yani nokta rs uzantılı, yani txt yerine rs yazıyorum. Başlangıç kısmında hello alt-rust yazıyorum. Dediğim gibi tire kullanmamaya özen gösterin. Enter'a bastım. Evet dedim. Ve hello alt-rust.rs file'im şu anda oluşmuş durumda. Bunu birlikte açtıp not defteriyle açacağım. Herhangi bir ne Visual Studio Code ne de Atom, herhangi bir tool kullanmıyorum şu anda. Bir sonraki derslerde artık editör kullanımına geçeceğiz ama burada mantığını basit bir şekilde Rust Compiler nasıl çalışıyor onu göstermeye çalışıyorum. Şimdi bilen arkadaşlarımız da vardır. Benim ders anlatımım genelde basitten zora doğru, yani daha detaylıya doğru gidecek. Zora demeyelim de işin mantığını göstererek anlatmanın daha faydalı olacağını düşünüyorum. Şimdi not defterimizi açtık.
Bayağı da büyüttüm. Cep telefonundan belki izlersiniz diye. Şimdi main fonksiyonun yani executable bir Rust dosyası oluşturmak istediğimiz için function main deklarasyonunu yapıyorum ve parantezleri açıp kapatıyorum. Bu tip detaylara daha sonradan gireceğiz. Sadece bilin diye söylüyorum. Bu parantezler içerisinde de veri alabiliyor. Ama şimdilik Rust programı çalıştığında ilk başta main fonksiyonu arıyor ve bizim main fonksiyonu tanımlamamız gerekiyor. Fonksiyonlar tanımlanırken parantezler açılıp kapandıktan sonra bir de süslü parantezlerle tanımlıyoruz. Bu tanımlamayı yaptıktan sonra içerisine fonksiyonumu yazıyorum. Ünlem işaretini unutmuyorum. Bir makro aslında. Tam olarak bir fonksiyon denemez. Bunlara ileriki derslerde bakacağız. Şimdilik böyle kabul edelim lütfen. Devamında dediğim gibi parantezimi açtım. Çift tırnağımı koydum. Bunları asla unutmuyoruz. Hello World yazdım. Ve bu bittikten sonra yine çift tırnağımı koydum. Parantezimi kapattım. Ve demin de dediğim gibi bizim kırmızı çizgimiz noktalı virgül. Noktalı virgülü mutlaka her ifadede yani expression'da koymamız gerekiyor. En sonunda süslü parantezimi koyduktan sonra kaydetiyorum. Veya CTRL-S kısa yoluyla yapabilirsiniz. Bunu yaptığımda aslında en basit programımı yazmış oluyorum. Şimdi bunu derlememiz lazım. Bu tek başına bir şey ifade etmiyor. Bizim çalıştırılabilmemiz için bir exe dosyasına ihtiyacımız var Windows için. Linux'ta da fark etmiyor. Aynı adımları uyguladığınızda olacaktır. Ben buraya cmd yazdım ve enter'a bastım. Şimdi şu anda 8 yani kendi bilgisayar ismimdeyim. Benim ulaşmam gereken yerse belgeler yani dokümanse girmem lazım. Hiç bilmeyen arkadaşlarınız için de bunları anlatmam gerekiyor. O nedenle doküman istedim. Şu şekilde slash yaparsam muhtemelen düzeltecektir. Ama Windows'ta ters slash koyuyoruz. İkisini de söylemek istedim. Rust Tutorials diye bir klasör oluşturmuştum. Evet, Rust Tutorials. Ve devamında Hello Rust klasörünün içerisine giriyorum. Enter'a bastım. CD yazdım. Boşluk yazdıktan sonra bunları yazınca direkt giriyor. Veya siz desktop'ta da oluşturabilirsiniz. Fark etmiyor. Bu CMD olduğu için dil yazıyoruz. PowerShell kullanan arkadaşlar kullanmak isterse ls yazabilirler. Dir yazdığımda bakın Hello Rust RS dosyasını gösteriyor. Şimdi Rust C diyeceğim. Rust C diyeceğim. Devamında Hello alt tire Rust.rs yani nokta rs dosyasını. Enter'a baktığımda bakın klasörde de eğer yakalayabilirsek çok farklı şeyler oluştuğunu göreceksiniz. Bir anda oluşturdu ama bilgisayar bir tık daha yavaş olsaydı obje dosyalarını da görebilirdiniz. Şu anda Hello Rust egzemiz yani çalıştırılabilir uygulama dosyamız oluşturuldu. Hadi uygulama dosyasını çalıştıralım dediğimde bir şey olmadığını göreceksiniz. Aslında program çalışıyor şu anda. Hello Rust egzeyi çalıştırıyorsunuz. Açılıyor program. Ekrana yazıyı yazıyor ve tekrar geri kapatıyor. Bu o kadar hızlı oluyor. Arda arda bastığınızda belki fark edebilirsiniz. Bunu yine buradan çalıştıralım ve görelim. Şimdi bunu direkt hello yazıp taba bastığınızda hello rust exe'yi otomatik olarak çalıştırıyor. Enter'a basıyorum ve hello world çıktı. Bu arada Linux yani Unix tabanlı işletim sistemi kullanan arkadaşlar da .pdb uzantısı yani program debug database çıkmıyor. Bu sadece Windows'a özel bir çıktı alıyorsunuz. Bunun yine exe'yi çalıştırabiliyorsunuz. Yani bunu etkileyen bir şey değil. Haberiniz olsun. Sizde böyle bir şey çıkmazsa bir problem yok arkadaşlar. Doğru yoldasınız. Bunu nasıl çalıştırabilirsiniz? Yine Unix ve Mac yani Unix türevi, Linux, Mac gibi platformlarda nokta slash yazdıktan sonra sadece program ismini yazmanız yeterli. Yani hello Rust. Bu şekilde yazdığınızda yeterli. Ben taba bastım zaten otomatik olarak tamamlayacak. Windows'taki farksa şu. Bu arada Unix türevlerinde nokta egze çizmiyor. Onu söyleyeyim. Windows'ta ise sadece slash'ın ters slash'ı var. Ve bu şekilde yazdığınızda Hello World çıktısını alacaksınız. Bir sonraki ders birazcık ufak bir genel kültür olarak birazcık daha detaya gireceğiz ama Rust C derleyicisi şimdi basit olarak bir ekrana Merhaba Dünya yazdırabilirsiniz. Türkçesini yazdırabilirsiniz. Aynı zamanda işte Hello Rust olarak böyle değişik şeyler deneyebilirsiniz. Size ödev demeyeyim de farklı bir görev olsun diyeyim. Bir sonraki derste görüşmek üzere.